Fatih Ülker Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi de hitaplarını gerçekleştirmek üzere Çankırı Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı Esen'in kürsüyü teşriflerini arz edelim. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Valim, kıymetli dernek başkanımız, çok kıymetli protokol, çok kıymetli hemşerilerim, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, Sincan Çankırılar Derneğimizin düzenlemiş olduğu etkinliğe, programına hepiniz hoş geldiniz. Necati Başkanıma teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuşma yaptı. Çankırı'yı çok güzel özetledi. Ben de sözü fazla uzatmadan birkaç cümlede ben ilave etmek istiyorum. Çankırı Tuzun başkenti. Neden Tuzun başkenti diyoruz? Dünyaya 400 yıl yetebilecek rezerve sahibiz. Dünyanın en büyük tuz rezervine sahibiz Çankırı olarak. Yarenler diyarı. Bugün de Allah razı olsun, Çankırı'dan da çok iyi tanırım Necati Başkanımı. Her zaman Çankırı'nın da saygı duyduğu, sevdiği bir insan olmuştur. O mensubiyet ve aidiyet duygusuyla Çankırı'ya her zaman hizmet etmiştir. Bugün de sağ olsun, öncelikle ona teşekkür etmek istiyorum. Siz Sençkin heyetle, Çankırı'lı hemşehrilerimizle bugün bir araya getirdi bizleri. Ondan Allah razı olsun. Kendilerine bir de alkış istiyorum. Çok çok teşekkür ederim. Çankırı çeşitli medeniyetlere ev sahibi yapmış. Tarihi ve kültürel değerler açısından kadim bir şehir. 1074'ten beri yurt olalı asla düşman işgaline uğramamış tek şehir diyebilirim. Biraz önce de başkanım ifade etti. Hakikaten ben her zaman ifade ediyorum. Öksüz bir şehir. Her zaman devletine, milletine, sadakatle, bayrağına, kitabına sarılmış, ordusuna, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki bütün variyetlerine, varlığına, manevi, milli, bu değerlere sahip çıkmış, sarılmış. Ama hiçbir zamanda dünün, bugünün, 20'nin, 30'unun değil ama bu mevzu belki yüzyıllardır hak ettiği yerde mi değil. Buna üzülüyoruz. Tabii bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, Çankırı her zaman yapısı itibariyle, insanı itibariyle ordusuna, devletine, nüfusuna göre en çok şehidi vermiş biri. Hiçbir zaman da devletine isyan etmemiş. Her zaman önünü iplemiş. O mensubiyetini ve sadakatini her zaman, her dönem belirtmiştir. Fakat hiçbir zaman arsızlık göstermemiştir. Olduğuyla yetinmiştir. Geçmiş dönemde Kurtuluş Mücadelesi'nde, Çanakkale'de ordusuna analarımız, bacılarımız asker üşümesin diye kıyafet dikmiş, çorap dikmiş göndermiştir cepheye. Böyle bir anaların evlatlarıyız bizler. Bununla da gurur duyuyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla Cenab-ı Allah şahsıma böyle bir görev verdi 2019'da. Çankırımıza, bu kadim şehre, insanımıza hizmet etmekten dolayı da çok gururlu ve mutluyum. Bu gururu tabii ki yalnızca biz değil, bunu yaşayan, biraz önce de ifade edildi Sayın Başkanım tarafından, dışarıda yaşayan bir sürü insanımız var, hemşerimiz var. Bunların üç tane sebebi var. İş için gitmiş, aş için gitmiş, eğitim için gitmiş veya farklı bir sebepten gitmiş. Bunları sıralamak istemiyorum ama gitmiş. Oradaki bulunduğu coğrafyada, ilde, ilçede de aynı sadakat ve muhabbetle etrafındaki insanlarla o yaşamını sürdürmüşler. Nereye gitsen, genel müdürlükte, bakanlıkta da hakikaten Çankırı hemşerilerimizin, onların gözünde ayrı bir yeri var. Bu da beni gururlandırıyor. Tabii bu kadim şehrime hizmet etmekten gurur duyarken hakikaten hak ettiği yerde olmadığını hep düşündük.
ve halka hizmetin hakka hizmet olduğu inancıyla bizler şehirlerimizde, yerel yönetimler, genel yönetimler, oradaki kurumlar, valilerimiz, sizler de burada STK'larda, sivil toplum kuruluşlarında, dernekte ve vakıflarda bu hizmetlerinizi sürdürüyorsunuz. 1927 yılında ilk sayımda Çankırı'nın nüfusu Türkiye nüfusunun 1.2'si kadar. Bugün hesap ettiğiniz zaman istatistikler 1 milyona yakın nüfusumuzun olduğunu gösteriyor. Bunu acaba 600 bin mi 700 bin mi değil söylemeyin, düşünmeyin. Net 1 milyona yakınız. Belki üzerindeyiz. Ama baktığımız zaman şehir merkezinde 100 bin gibi bir nüfusumuz var. Köyler ve ilçelerde 200 bin nüfusumuz var Çankırı'nın. Bunun büyük bir kısmı 650 bin civarında. Bazen istatistiklerde 500-550 diyorlar ama ben inanıyorum 650 bin civarında Ankara'da yaşayan nüfusumuz var. Çeşitli sebeplerle göç etmişler ama güzel taraf şu, hiçbir zaman Çankırı'yı unutmamışlar. Köyüne sinevi rahim yapmışlar, ilçelerine yapmışlar. Buradaki dernek başkanlarımızla, vakıf başkanlarımızla, kıymetli yönetimiyle beraber hiçbir zaman Çankırı'yı da unutmamışlar. O yüzden ben şunu çok önemsiyorum, derneklerimizi, vakıflarımızı. Çankırı'da da, il merkezinde ve ilçelerimizde de, köylerimizde de yazın dernekler faaliyetlerini sürdürerek orada festivaller, aktiviteler yapıyorlar. Bu çok önemli. Tabii ki 4,5 yıldır çok zor zamanlar geçirdik. Çok zor zamanlar geçirdik. Bu süreçte hep ulusal, küresel hastalıklar, depremler, iklim değişiklikleri bunlar yaşadık ama 6 Şubat'ta da çoğu ülkenin altından kalkamayacağı, çoğu ülkenin nüfusundan fazla 11 ilimizi, 15 milyon insanımızı etkileyen bir deprem yaşadık. Ben Türk milleti olarak bununla gurur duyuyorum. İnanın benim personelim dahi çevizlik yorganını oradaki insanların yardımına götürdü. 1000 tane personelim var. 1000'i de heyecanla biz de götürelim diye sırada beklediler. Böyle de bir milletin mensubuyuz. O yüzden bu kadim şehrime, bu insanlığa, insanlarımıza, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımıza hizmet etmek bizim için de bir ibadettir. Tabi bu biraz önce söylediğim gibi köyünde, ilçesinde yapılan derneklerde de, derneklerin yaptığı programlarda da şehir dışındaki hemşehrilerimiz, merkezde, o yörede, şehrinde kalan hemşehrilerimizle bir araya gelerek Sinay Rahim yapıyorlar, hasbihalet ediyorlar, Türk milletinin örfünü, ananesini orada yaşatıyorlar. Büyük küçüğünü tanıyor, küçük büyüğünü tanıyor. Gelenekten sürdürülebilir bir gelenek haline getirerek atadan atiye bütün akrabayı tallukat, köyde yaşayan hemşehriler, ilçede yaşayanlar birbirlerine tanışıp muhabbet etme fırsatları buluyorlar. Bunu dışarıda da çok kıymetli başkanım gibi değerli dernek başkanlarımız ve yönetimleri yapıyorlar. Bunun içinde bu programların çok çok büyük önem var. Siz kıymetli hemşehrilerimle, değerli konuklarla bizleri bir araya getirdiler. Bu anlamda da buradan da şunu söylemeden geçemeyeceğim. 2022 ve 2023 yılında TUS Festivali yaptık. Çok büyük katılımlar oldu. Aranızdan gelenler de var. En son kıymetli başkanım bir organizasyon yaptı. Onu her yerde gösteriyorum başkanım. Çok yoğun bir ilgi vardı. Anamdan tekrar razı olsun. Sözlerimi fazla uzatmadan tekrar sağlık, huzur ve afiyet içerisinde buluşmak dileğiyle inşallah hepinizi Çankırı'da misafir etmek isterim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun.